Merhaba Bipolar takipçileri. Ben Betül Öz. Bu videomuzda portakal soslu kek tarifi vereceğim. Videolarımızın devamı için kanalımıza abonelik alıp, yorum bırakıp, videolarımızı likelayarak bize destek olabilirsiniz. Portakal soslu kek benim çok sevdiğim bir lezzettir. Denerseniz sizlerin de seveceğine eminim. Deneyip yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Gelelim mis kokulu portakal soslu kekimizin tarifine. Portakal soslu kek için malzemelerimiz. Keki için 3 yumurta, 7 yemek kaşığı şeker, 187,5 gram margarin yani 4'te 3 paket margarin, 7 yemek kaşığı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Sosu için 3 büyük portakalın suyu 300-350 ml kadar ediyor. 1 portakal kabuğu rendesi, 6 yemek kaşığı şeker. Portakal soslu kekin yapımına ilk önce sosunu hazırlayarak başlayalım. 3 portakalın birinin kabuğunu rendeleyelim. Portakalları sıkalım. Portakalları sıktıktan sonra yaklaşık 300-350 ml kadar portakal suyu olmalı. Bir tencereye 6 yemek kaşığı şekeri, portakal kabuğu rendesini ve portakalın suyunu ilave edip tenceremizi ocağa alalım. Şeker eriyene kadar ara sıra karıştırarak kaynamasını bekleyelim. Kaynadıktan sonra 2-3 dakika daha kaynatıp ocaktan alıp soğumaya bırakalım. Küçük bir kapta 187,5 gram margarini eritelim. Erittikten sonra serinlemesi için yağımızı da kenara alalım. Orta boy bir tencereye 3 yumurtayı kırıp içine 7 yemek kaşığı şekeri ekleyelim. Tenceremizi ocağa alıp kısık ateşte boza kıvamına gelene kadar kaşıkla çırpalım. Yani şeker eriyip iyice özleşene kadar. Ateş kısık olmalı ki yumurtalar pişmesin. Boza kıvamını alan yumurtayı ocaktan alıp hemen içine erittiğimiz margarini ilave edip mikserle iyice çırpalım. 7 yemek kaşığı unun içine 1 paket kabartma tozunu ve 1 paket vanilya ekleyip karıştıralım. Hazırladığımız unlu karışımı yumurtalı karışıma ilave edip mikserle iyice çırpalım. Yağlanmış ve unlanmış bir borcama veya kek kalıbına karışımı döküp mini fırında 190 derecede 35-40 dakika kadar pişirelim. Kekin pişip pişmediğini anlamak için bir bıçak ile kontrol edebilirsiniz. Ama ilk 35 dakika fırını açmayın. Fırından çıkan kekin sosunu daha iyi çekmesi ve içinin biraz ıslak olması için pek çok yerine kürdan batırabilirsiniz. Kekin üzerine soğumuş olan portakal sosunu kaşıkla yavaş yavaş döküyoruz. Kek soğuduktan sonra istediğiniz gibi dilimleyip üzerine Hindistan cevizi serpip servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun. Videolarımızın devamı için kanalımıza abonelik alıp yorum bırakıp videolarımızı likelayabilirsiniz. Hoşça kalın.